Merhabalar yeniden Sancak Seferi'nde kaldığımız yerden devam. Bu arada bir oyunu kapatıp açtım yeni bölümü çekmeden önce o bak tekrar olur mu diye. O sırada da mekanik klavye kullandığımı fark ettim. Kafanızı ütülediysem önceki 3 bölüm boyunca yani affediniz. Diğer yayın daha hafif olan yayın klavyeme geçiş yaptım şu an. Şimdi asıl düşmanımın başkentine doğru yola çıkmıştım ana ordusunu yendikten sonra ama ben oraya ulaşana kadar Kalla bir ordu daha yaptı. Her ne kadar henüz yarı güçte olsa da ben oraya ulaşana kadar yani şuradan iki turda ulaşabilirim ama yine de yetmez. Şu nehrin bir karşısına geçmem lazım. Nehrin karşısına geçmek bayağı bir yürüme demek. Bu suda kuramayacağım. %12 yürümem kaldığı için yapacak bir şey yok. En azından kendi topraklarımda kalayım ve tazelenmeyi sürdüreyim. O nehrin karşısına geçmek şart ama. Sen de geç bu sırada. Güzel birinden yapmıştık en son. Onların tazelenmesini bekliyorduk. Şu an buraya saldıramam ama bu arkadaşı dışarıda yakalamam lazım. Çünkü 5. seviye bir şehir alması zor zaten. İçeride ordu varken iyice zorlaşır. Şimdi elimde para yok. Hatta para kaybediyorum. İflas etmeden önce onun bir hal çaresine bakmak fena olmazdı. Şurayı alırsam bence Yuan Shu ile ticaret anlaşması yaparım ama Yuan Shu ile bu arada bir anlaşmam vardı. Hala geçerli mi? Evet. 3 tur daha geçerli. 3 tur sonra belki bir miktar daha para koparırım gıda satarak ona ama şu an kendisine gıda satamıyorum. Gıda satabileceğim birileri var mı? Başka sarı sarıklarla müzakere edemiyorum galiba. Aynen. Diğerleriyle de aram ya kötü ya da savaştayım zaten. Bir tek Heyi ile savaşan dediğinim bu arkadaş Neji. Bu da mı sarı sarıklı? Bu da sarı sarıklı anlaşılan. Bunda da savaş dışında başka bir şey yapamıyoruz. Okey, okey. Güvenli bir bölgede başlıyoruz. Sunshine'la genel olarak ama ve lakin kimsenin olmadığı bir bölge olduğu için ticarette yapamıyoruz. Hmm, bu nedir? Ha, param bitiyor diyor bana. Okey. Sanıyorum bu tür bir pusu kurarım. O pusu başarıya ulaşır mı? Onu oyun bilir. Fangsu özellik tayf etti. Peki hala savaşta mıyız ama? En azından bana saldırıya geçmedi henüz. Belki buradaki şeylerimi korumayı başardım bir ihtimal. Şu an yürümem yetiyor buraya saldırmak için. Bak elim kaşınıyor. Elim kaşınıyor. Ama yarı canın üzerinde bak buradaki birimler. Garnizon. Garnizon bayağı büyük ya. Ben bu garnizonu kendi başına almalıyım. Okey. Pusu kuracağım. Başka bir, yapacağım bir şey yok. Bu arkadaş nereye kadar gelebiliyor? Benim topraklarıma kadar gelemiyor. Ama burada mesela pusu kurarsam şu an yüzde kaç bu? %45. Ormanlık olduğu için şurada bir %70 var. Şurada pusu kurarsam, yemi buraya koyarsam buraya kadar gelebiliyor. Acaba saldırmayı düşünebilir mi? Ayrıca kendi topraklarımda kalırım. Ve tazelenmiş olurum bu sayede. Onu bir deneyeyim ben. Şöyle gel. Pusu kur. Yani çemberimiz burayı kapsıyor. Sen de şöyle o çemberin kenarlarına yakın bir yerde dur. Baskın vaziyeti gibi bir şey var mı ya? Bazı fraksiyonlarda var galiba da bunda yok. Okay. Saldırabileceği pozisyonda. Hadi bakalım. %70 az bir ihtimal değil. Bence güzel bir tuzak oldu ya. İnşallah onu bir yakalarız, yeneriz. Oradan da bir para kazanırız da iflas etmeyiz. Devam. Okey. Pusu başarıya ulaşmadı. Ama muharebeye girebiliriz yine de. Tam da onu yapalım biz de o zaman. Otomatik sonuçlandırma çünkü yüksek zayiat diyordu. Yani yüksek zayiat yaşama lüksüne falan sahip değilim kesinlikle. Yapay zeka da Warhammer'daki gibi değil yani. Sizi zayıf gördüğü anda böyle 50 tane fraksiyon size savaş açabilir ki
yapay zekanın sizden çok daha hızlı birim bastığını ve o birimleri sizden çok daha hızlı tazelediğini zaten az önce gördünüz. Hepsi saklansa. Nereden geliyor bizimkiler? Oradan. Tamam. Şurada sakla o zaman. Bu arada tabii şey dikkatinizi çekmiştir. Oyunun birim yetiştirme sistemi Warhammer'daki Nurgle'a benziyor. Yani bastığınız anda birim yetişiyor zaten. Ayrıca birim yetiştirmek için özel binalarda yapmanıza gerek yok. İyi birimler teknolojiye teknolojiyle bağlantılı. Teknolojiyi araştırdığınız zaman iyi birimler yapabiliyorsunuz direkt yetiştirebiliyorsunuz birimleri. Eğer mesela şey sınırlılığı var, işte yetiştireceğiniz birimler. Birincisi teknoloji sınırlılığı var. İkincisi işte bilmem ne birimini yetiştirmek için karakterin rütbe 6 ve üzeri olması gerekir falan diyor ki rütbe atlamak daha uzun sürüyor bu oyunda. Şu an rütbe 5 mesela Sanjian, şu arkadaş rütbe 3, bu rütbe 1, daha kaç tane savaş vermiş olmasına rağmen. Ve ona bağlı. Ama birimleri anında yetiştirebiliyorsunuz. Sadece yetiştirdiğiniz birimler çok az canlı başlı. Onun tazelenmesini beklemeniz gerekiyor. Üzerime gelmeyi mi tercih ediyor? Yani şöyle yukarıdan aşağı saldırmayı planlamıştım ama... Okey, aşağıda bekleyelim kendilerini o zaman. Sen de oraya git. Tazelenmeyi beklemeniz gerekiyor. Sadece işte Sanjian'ın mesela kendine has bir özelliği var. Belli birimleri full canlı üretebiliyor. Şunları full canlı ürettim mesela. Okey, nerede olduğumu gördü ve yavaş yavaş üzerime geliyor. Yani önden süvarisini falan göndermeye çalışıyor galiba. AI'lik etmiş olur öyle bir şey yaparsa. Şöyle dizilin siz. Yokuş yukarı savaşmayalım gereksiz yere. Şöyle dağdan aşağı yardır saldırmayı tercih ederdim ama destek birliklerinin geleceği yeri oyunda seçemiyorsunuz maalesef. Aa, bu buradaymış, pardon, bir dakika. Aman lan. Okey, çok enerji bir hareket oldu, kabul ediyorum. En azından son anda gördüm. Trebüşe'nin biraz daha yavaş geldiğini düşünmem gerekirdi elbette. Trebüşe, sen oraya yayılabilirsin. Trebüşe dışındakiler. Lordlar da orada takılsın. Onların ikisi orada takılsın. Siz de o Trebüşe'nin önüne yayılabilirsiniz şu şekilde. Müsaade ve moda açmalar falan yok. Peki bunları ya. Okçuları zamanında yerlerine yerleştiremedim maalesef. Yetet. Canım falan biraz az. Karakterlerin canı az. Siz ikiniz o tarafa bir müdahale edin arkadaşlar. Bunun şu birimlerinden de bir müdahaleye ihtiyacım var. Okçuları... Seni nereye göndermişiz birader? Seni buraya göndermek istemiştim ben. Öf, çok saçma oldu. Kötü ayarladım. Siz arkadan okçulara gidin, tamam. Toparlayacağız, sorun yok. Siz saldırın arkadaşlar. Sol tarafı kurtardık mı? Kurtardık. Oradaki iki atlı da okçuların üzerine gitsin. Siz ikiniz karakterin peşine düşün. Sen canını seçememişim. Tamam, sen karakterin peşine düş. Okçuların peşine dediğim gibi siz de aynı şekilde, siz şuradaki okçuya, siz şuradaki süvarilerin bu tarafa geçmesini engelleyin. Okçuların nihayet ateş yapmaya başladı. Ama yerine geçti ama ona pek bir iş düşmeyecek gibi bu saatten sonra. Siz de şuradaki savaşa bir dahil olun. Tamam, gerisi kolay. Şurada birinin özelliği vardı sanki bu. Çok güzel bir özellik bu arada. %100 zırhını ve yakın muharebe savuşturmasını azaltıyor belli bir süreliğine. 30 saniyeliğine. Hayvan gibi güçlü bir özellik. Stratejistlerin en büyük avantajı o. Sanjian, onun okçuların oraya gitmesine izin vermezseydin keşke seni... Ya bak, yine atından indi bu adam ya. Ya vallahi anlamıyorum neden atından iniyor. Ne zaman atından indiğini görsem bir çıkarım yapacağım da onu da göremedim bir türlü. Okey, onlar... Onları kovalamaya devam etsin. %10'un altında düşürmem gerekiyor mümkün olduğunca. Mesela bunlar %10'un altında mıydı, göremedim. Değil. Bunlar %10'un altında, siz şunların peşinden koşun o yüzden.
Biriniz başkasının peşinden koşsun, o da bu olsun. Bu tamam, %10. Şunun peşinden koş sen. Kazanıldı. Tamam, ona yakınsın sen, onun peşinden git. Siz üçünüz şunları kovalayın. Onu yakalayabilir miyim? Emin değilim. Tamam, o gidiyor. Bu şükür o kadar mı zayıf bir şey? Yavaş yiyorsun ya. Onu yakaladın mı? Tamam, yakaladık. Yakalayamazsın ki, atın yok. Ey Allah'ım ya, bir türlü anlamadım gerçekten. Oyunu açıp kapamak da işe yaramadı. Belki de bir bug değildir, bir şeydir, özelliktir de. Çok saçma geldi bana şu an. Diğer süvariler nerede? Sen... Tamam, %10 olmuş. Şimdi peşinden git. Sen oradasın. Sen... Okey, onlar kaçmış. Yapacak bir şey yok. Şunların peşine takıl, onların değil. Şunların peşine takıl. Onların peşinden gidiyorsun. Sen birini halletmek üzeresin. Sen durmuşsun, durma. Peşinden git. Belki başkasını da görürüz orada. Şunu indirebilir misin? Kaçmadan önce çok az şey kalmış. Gece çok az mesafe kalmış. Yakalayamayabilirim ki 4 tane kişiyi de öldüremez. Yakalasa da muhtemelen. Come on. Nah. Eksi. Tamam. Şunun ölmesini sağlayın o halde. Kaç ben... Size emir vermedim mi ya? Şu an kovalamakla çok zaman kaybetmek istememekle birlikte çok önemli şu an kovalamak. Yürümesi başkentine kaçmaya yeter mi emin değilim. Maç vaziyetinde belki bir ihtimal kaçabilir ama zannetmiyorum. Bakalım bakalım. Neredesin bu arada? Bu da tamam. Şimdi yakalamaya çalışayım. Sen bunu hallettin mi? Sen de onu halletmişsin. Sen de onu yakalamaya çalış. Ne kadar yakın haritanın dibine şu an göremiyorum. Çok uzak olmasa gerek ama. Hızlandırabilirim sanırım falan. Şey yapacak... Şey kalmadı. Ha, haritanın dibiymiş zaten. Şey yapacak şey kalmadı derken kastettiğim de... Mikro üretim yapacak bir sebep kalmadı demek istemiştim. We outwitted them. Okay. Az sayıda kişi hayatta kaldı. Güzel bir para kazandık oradan. Kahramanlığımız da arttı. Hah, bak şu an görebiliyorum. Bu 15'lik. Bu... Ha, bu 25'lik, bak fena değilmiş ama %10 artı %10 karakter maaşı diyor. Hız çapında sahip olunan orduda artı 2 tahta kazık savaş emisi uygulanabilir. Tahta kazık savunmayla ilgili bir şeydi. Çok savunmada olacağımı düşünmüyorum. Her ne kadar 15'ten fazla olsa da 25 çok yüksek değil ve 41 yaşında. Çok beğenmedim bunu ben. Çalmaya değer bir şey yok. Tamam, serbest bırakalım o zaman. Bunu da çalmaya değer bir şey yok. Bunu serbest bırakırsak... Neden bu ekstra para veriyor? Acaba şey mi? Fraksiyon liderinin karısı falan mı bu acaba? Neyse, 800 gelir. Güzel. Mal vermiyor. 1035 geliri alırım. Beni bayağı bir ihya etti bu savaş ya. Maddi açıdan. Ne diyor? Askeri geçiş karşılığında... iki tane yaver istiyor. Dur bakayım. Şunu bir müzakere edelim biz. Artı bir, artı bir.
bu yaverleri vermemeyi tercih ederim. Onun yerine ben sana evlilik teklifi evlilik pek kullandığım bir özellik değil ama yani varisimizin evli olması önemli bir şey tabii. Yalnız bu arkadaş bakıyorum şöyle bir. Çok da tırt bir karakter gibi gözüküyor karşıdan. Yaşında. Bizim evlat da 17 yaşında. Yuan Shu ile bir evlilik bağı kurmak fena olmazdı aslında. Ne diyorlar bu arada? Bir dakika, şu an onaylaya basınca evlenmiyor direkt değil mi? Heh, tamam böyle oluyor. Yani olumlu bakıyor ama. Tamam ben yaver ticaretinden sana istediğin şeyleri vereyim. Onların daha iyileri çıkar elbet. Artı 0.5'ten biraz para alır mıyım? Öyle vermedi. Düzenli öyle demeye talep etsek bunu da verecek gibi değil. Tamamdır ya, askeri geçiş yapalım seninle. Seninle kardeş kardeş geçinme amacındayım. Kaplanın pençesini sökmek. Kanlı bir savaş sonrasında düşmanlarınızın kaçışına şahit oluyorsunuz. Yaralanmış pek çok askerinizi düşünüyorsunuz ve kaçan düşmanı kovalamak için kendinizi zor tutuyorsunuz. Ama bunun bir tuzak olabileceğinin de farkındasınız. Destana sadık kalırsak Sanjian ölüyor. Kovalarsak. Destana sadık kalacağım dedim bir kere. Sanjian... Ya bu kadar kolay olmamalı fraksiyon liderimi kaybetmek. Neyse Sanche artık yeni liderimiz. Karizmatik sakalıyla, delici bakışlarıyla her ne kadar kaplan lakabına sahip olmasa da sen gel bu orduya tamam. Bunun maliyetine ne oldu peki? O kadar para verdim lan o maliyet gitmesin. Ha tamam. Geçiş yapıyor buna. Tamam. Eski maliyeti koru. Tamam. Şu iki atlı çöpe gidiyor olsun. Önemli değil onlar. Pelerin omuzunuza koyduğunuza... Aman konuşamadım okuyamadım. Pelerin omuzunuza koyduğun... Okey. Ömer Türkçe dilini biliyorsun sen. Yapabilirsin bunu. Pelerin omuzunuza konduğunda... Halefinizin gerçekleşmemiş düşlerinin artık sizin sorumluluğunuzda olduğunu anlıyorsunuz. Okay. Şimdi bu arada şeye bakacağım. Bu şimdi ordunun başında. Şuradan komuta edilen ordu artı %25 sefer hareket menzili %5 ikmal U artı 3 moral. Bunu keşke daha önce başa geçirseydim. Hoş Sanchia'nın özellikleri bilmiyordum ama bunu başa geçirirsek bunun özellikleri neler? Artı 3 moral, artı 2 sandırırken moral. Kesinlikle şu dedenin... Dede dediğim 38... Ya dede sen nasıl 38 yaşındasın? Genç yaşta artmış saçlarını ama savaştayken saçları birden siyahlaşıyor, birden gençleşiyor. Savaştan çıkınca böyle ruhu 400 yaşındayken... Komik. Bu ordunun başına geçerse hiçbir şey olmuyor. Tamam. Dolayısıyla ordunun başında bu dede kalmalı. Şimdi... Başkentine saldırabiliyorum Yubiao'nun. Ordum da yeterince iyi durumda. Buraya saldırırsam bu ordu desteğe gelmiyor. Bu orduya saldırabiliyor muyum? Evet yürümem yetiyor saldırabiliyorum. Başkente mi saldırmalıyım? O orduya mı saldırmalıyım peki şu an? Ya bu ordu başkenti aldıktan sonra çok bir tehlike arz etmez benim için. Buraya geri çekilir. Buradan da bir şey olmaz. Ben başkente saldıracağım.
%1 yürümem kalıyor. Peki. Ama saldırabiliyorum sonuçta. This is what you trained for. Attack! Kuşatma bu arada Warhammer'dakinin aksine burada böyle kuşatma malzemeleri yapmak falan bayağı fayda sağlayabiliyor gerçekten savaşlarda. Yapmamak hatta ölüm anlamına gelebiliyor. Şu an bir tane mancınığım var. Bir mancınıkta bir duvarda delik açabilirim. Sonra birimlerimi oradan saldırtabilirim ama oradan girene kadar birimlerim şey olabilir. Çok fazla hasar alabilirim. Kuşatmalarda şey daha mantıklı. Duvarlı yerleşim kuşatmalarında. İki taraftan delik açmak ve karşı orduyu bir tarafta tutmaya çalışmak mantıklı. Bu iki tur sürüyor. Ben bir koçbaşı yapacağım. Fazla bir şey yapmayacağım. O koçbaşı ile bir taraftaki kapıyı yıkacağım. Bu arada yine burada da karakterler kapıları kırabiliyor ama inanılmaz uzun sürüyor. Çok riskli. Bir tane koçbaşı ile kırmak daha mantıklı burada. Kuşatmaya devam et. Kışın ve dışarıda düşman topraklarında kaldığım için inanılmaz azalıyor askeri erzak. Yani bu ordunun erzağının bitmesi çok önemli tabii. Bir tane adamdan oluşuyor sonuçta da. Çok uzun süre şu durumu devam ettirmemem lazım. Okey. Cebimde para var. Burayı geliştirebilirim. Veya burayı geliştirebilirim. Biraz tehlike altında olsa da hala saldırmadı bana. 3-4 tur içinde burayı halleder. 5-6 tur sürer ama buraya gelmem. Han hanedanlığına dalmayı biraz erteleyebilirim. Öncelikle bunu halletmem lazım ama bunun işini bitirdikten sonra bununla barış da yapabilirim aslında. Onun tebaası olduğu için o. Duruma göre bakarız. Ben şunu geliştireceğim. Dur, atama diye bir şey var değil mi? Aa, benim atama görevim var. Bir tane atama yapayım da o görevi de yapmış olayım. Tabii ki bunu yapacağım. Bu eyalete yapacağım. Okey. İnşaata önümüzdeki tur başlarım. Hangisini yapacağımı o zaman karar veririm. Bu tur paramı buraya harcamalı mıyım peki? Şu pek mantıklı bir bina değil şu an. Çok pahalıymış bu. Bunu yapmak çok mantıklı ama biraz bekleyebilir. Önümüzdeki tur şu eyalette kullanacağım onu. Burada asayiş de çok iyi durumda değil ama neyse idare ediyoruz şimdilik. Bu arada burayı da al. Aa, dur, daha almadım ben. Burayı aldıktan sonra bununla ticaret yapabilir miyim diye hemen bakmam lazım. Ticaret dediğim gibi bir numaralı gelir kaynağı bu oyunda. Sanche'ye başta. Urus varisim yok maalesef. Lady Wu bunun annesi mi? Ha, dur şuradan bakabiliyorum ona. Aynen, annesi. Urus varisi olarak onu seçebilirim. Sanjay'ın kardeşleri var, daha reşit olmamış. Kaç yaşında bu? 10 yaşında, daha reşit olmasına çok var. 23 yaşında zaten. Ya benim Sanjay'ı evlendirmem lazım. Evlendirebileceğim tek kişi de Yuan Shu'nun excellent. Artık kızım da nedir bilmiyorum. O şahsiyet. Alan ulusta kalacak. Teklifi alan ulusta kalacak demin. Yanlış seçeneği seçmişim zaten bu arada. Sanche için şunu ayarlarsak eğer bana gelmesini istemiyor bu karakterin zaten. Ben de ulusumun liderini başka bir yere gönderecek halim olmadığı için. Teklif alayım annemizi evlendirmeye kalkarsak. Bunu da göndermek istemiyor. Annemizi ben göndermek isteyebilir miyim? Sanche'yi gönderemiyoruz zaten. Onlar istiyor. Lady Wu
Biraz kötü bakışlı bir ablaymış. 15 bir abla. Çok özel bir karakter değil karşıdan. 33 yaşında. Çok memnuniyetli bir karakter de değil ama yani ulus liderimin annesini başka bir ulusa göndermek de pek mantıklı görünmedi. Nasıl bir olumsuz sonucu olabilir bilmiyorum ama daha iyi bir seçenekler kovalayayım ben. Şu an mantıklı değil o. Bu arada elimde para varken iyi bir karakter var mı böyle gelip geçen? Bunlar böyle ulusunuzun içinden gelip geçen karakterler. Bunları işe alabiliyorsunuz. 15'in üzerinde bir şeyler varsa bakarım. Düşünürüm. Yok. Herkes 15. Standart karakterler. Böyle yok olan ulusların özel karakterleri falan filan da orada belirebiliyor. Hayvan gibi güçlü karakterleri oradan denk getirmek mümkün olabiliyor. Bu arada ulus liderinle Lusu anlaşamıyor. Yani ya, idare ederler. Geriye çekildi. Okey, atama yaptığımız için kahramanlığımız arttı, artı 5. Şu anki görevim şu. Bunu gösterecektim sadece, demin unuttum. Oyunun zafer koşulu diyebileceğim şey imparator olmak. Şu an asilden ikinci markiye doğru yükseliyoruz. Sonra marki, dük, kral diye gideceğiz. Hepsinin farklı bonusları var. İkinci markide mesela vergi seviyeleri ayarlayabileceğiz. Bak şu an biz ikinci marki miyiz yoksa asil miyiz? Asiliz, tamam. Galiba şey babası ikinci marki olabilir. Emin değilim. Vergi ayarlaması şu an yapamıyormuşuz. Peki koalisyon seçenekleri açıyor. Okey. Yerleşim yerleri ele geçirmek ya da özel binalar inşa etmek. Özel bina falan da yapamadık zaten henüz. Bizim özel binamız paralı asker karakolu. O da şu an yapamıyoruz tabi de. Ne özellik veriyordu? Ticaret gelirini arttırıyor, ikmali arttırıyor. Sadece bu eyalettekini arttırıyordur muhtemelen. Paralı asker 105 yaşısı yetiştirme ücreti sağlar. O ne demek bilmiyorum gerçekten. Yüzbaşı maliyetleri. O yüzbaşı olayını bilmiyorum bu arada. Bir ara o binadan yapıp ne olduğuna bakmak lazım. Şimdi şuraya bir bakalım biz. Show them heat. Orta kayıp diyor. Bence kimse ölmez bunu otomatik sonuçlandırırsam. Orada hayvan gibi de zayiat vermeye başladılar. Bir tur daha beklersem çok daha iyi bir sonuçla otomatik sonuçlandırabilirim diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Ama toparlamasına da izin vermemek lazım bir yandan ama bir tur daha beklersem çok az çok daha az zayiat veririm, o da bir gerçek. Ama kendimi toparlayamadığım da bir gerçek. Şöyle bakıyorum. Şunlar düz okçu. Düşünüyorum. Haritaya bir bakmak istiyorum. Saklanabileceğim ormanlık var mı? Var. Ormanlığa saklamak ne işin? Ormanlığa saklanmak bir işime yarar mı? Bir tur daha bekleyeceğim ya. Çok ciddi zayiat görüyorlar. Birazcık da üşendim ya. Kuşatmasal savaşları kolay değil. Spread in all directions. Yeni birileri gelmiş. Kimler onlar? 15'lik biri. Yanlışlıkla yapadım. Bunlara bakmış mıydım ya? 15 tamam.
Bunlar casusluk yapmak istediklerini belirtti ama casusluk mekaniğini daha açamadım ben. Onu açmak için rütbemi uygun reform açmak lazım. Tamam. Reform demişken yeni reform zamanı. Şuradan bir ticaret anlaşması daha sınırımı arttırabilirim. Şuraya gitmek güzel ama ya ticaret de şu an hakikaten çok manasız. Hiç yapamıyorum yani. Eşme maliyetine ihtiyacım yok. İnşaat maliyeti askeri binalar için mantıklı olabilir. Askeri erzak. Balıkçılık yapabildiğim bir yer yok. Çok deniz kıyısı sayılmam. Irmak kıyısı da sayılmam. İnkirdi. Ne gerek yok. Birimlerim yeterli. Bunu araştırdım zaten. Bak bunu niye araştıramıyorum? Gereken bina. Tamam onu yaparız bir ara. Şuralarda fena şeyler yok ya. Asayiş masayiş var işe yarayabilir. Şunu yapalım. Köylü geliri yani ya bir yandan da çok para kaybediyorum arkadaş ya. Bir de şu an buraya değil şuraya şunu yapma niyetindeydim. Ya da başka bir şey dur. Ne yapayım? Nüfus artışı ve gıda üretimi. Ticaret geliri. Burası bir gıda mekanı. O kesin. Şunu yapayım. 3 turda yapsın onu. Okay, hazine kötü durumda gibi gözüküyor olabilir ama o şehri alınca toparlarız. O şehri alınca toparlayacağız inanıyorum. Dur. Elimde 4 tane gıda var. Bu 4 tane gıdayı sevgili Yuan Shu ile anlaşmam bitti mi sayılıyor şu an? Excellent. Talk. Henüz değil. Önümüzdeki tur bitecek. Önümüzdeki tur ona satmayı deneyebilirim. Tamamdır. Ya 5. seviye mekan ya. Bayağı kendim yapmaya kalkarsam bayağı uğraştırır bu savaş. Çok hasarlılar. Ben basacağım buna ya. Ölmeyin. Ölmediler. Tamam. Çok hasar alanlar var. Evet. Yaşarız. Yaşarız. Sorun değil. İşgaliz. Okey. Hala eksi 700'deyiz. Onun buradan birazcık gelir elde edeceğimi düşünmüştüm. Aa, binalı hasarlı. Bunları bir onarmam lazım. 0, 26, 52... Tamam çok fazla para istemiyor. Şurada minik bir ordusu var. Bir dakika. Ha bu sarı sarıklı isyanı. Sarı sarıklı isyanı mı? Ha, herhalde burada isyan çıktı. O da sarı sarıklı isyanı olarak çıkıyor. Tamam onu saldırır alırız. Yoksa güçlenir birazcık. Onu bastırır ondan sonra da son şehrini de alırız bu kardeşimizin. Bunlar bir tamir olsun. Hemen hiç ertelemeden bakıyorum ticaret yapabiliyor muyum diye. Yapamıyorum. Ya Yuan Shu'yla şu arada bir kırmızılık var. Şu şehri aldıktan sonra belki yapabilirim. Emin değilim. Galiba o şehri aldıktan sonra da yapamam çünkü benim başkentim burası. Ve başkentimden şuraya bir yol gidiyor ve burada da bir düşman yerleşim yeri var. En azından burayı da almam lazım benim. Ticaret yapmak istiyorsam Yuan Shu'yla. Ki planım da aslında o yönde. Ben bu şehri aldıktan sonra başarıyla alırsam eğer güneye yöneleceğim. Kuzeye değil. Burada zaten sırtımı sağlama dayadım. Bu taraf zaten Han hanedanlığı bana saldırmazlar. Komple Han hanedanlığı. Nispeten güvende sayılır burası. Zaten 5. seviye bir şehir. Tamam tamam. Şuraları bir hallettikten sonra güneye yöneleceğim ben. Oradan ticaret olanaklarını açarız. Güneydeki bedava şehirleri alır alır zenginleşiriz diye düşünüyorum. Sen level atlamışsın. Sen kimsin? Lu Su. Sen bu musun? Evet. Sahip bulunan oradaki zırh delici hasarı menzil ateş oranını arttırmak tabii ki çok mantıklı. Karakter tecrübesi şu daha mantıklı. Şunu aldım gitti. Bu da kim?
Bu kim be? Sen kimsin? Neden buradasın? Böyle bir karakterim mi vardı benim? Allah Allah. Öyle bir karakterim mi vardı benim ya? Tamam. Yıpranma, onu biliyorum. Allah Allah. Neymişsin sen? Eşek gibi de bir karakter lan. Oha. 30, 50, 60 ile başlıyor. Uzmanlık konusunda çok iyi. Mor. Allah Allah. Şu an ordumda iki tane kırmızı var. Hmm, o yeni dikkatimi çekiyor bu arada. İki tane kırmızı gereksiz. Bunun yerine o abiyi almak isterim. Bu abiyi de zamanı geldiğinde farklı bir orada kullanmak isterim. Her ne kadar iyi birimler alsam da buraya, yani dice'li olabilir. Neyse. Tamam, ben bu karakteri şu an itibariyle değiştirmeye çalışacağım. Yok, param yetmiyor. Tamam. Yok, atamada bu. Tamam, atamaya yollamıştım. Atamadan dönünce belki yaparım. Tamam, tamam, şimdilik böyle kalabilir. İki kırmızı biraz fazla ama. Dengeli dağıtımda fayda var. Ayrıca bu kardeşimiz, madem ordu yöneteceksin. Okay. Vay be. Gerçekten bilmiyorum nereden geldiğini. Haydut katili. Olsaydı görürdüm herhalde ya. Yani bu arada annemiz halinden memnun değil. Ulus lideri öldüğü için memnuniyetsiz. Ya bak anne, sana sana taş domuz vereyim. Ya da kil köpek vereyim. Ha, kullanamıyor musun sen, hay Allah. Bunu niye kimse kullanmıyor? Ha dur, sahi babamızdaki itemler da onunla beraber mi gömüldü? Bunu kimse kullanamıyor mu ya? Oğlu bile mi kullanamıyor? Ha, şuradaki gereksiz herif kullanıyor. Ya ya, koskoca süper kılıcı ona mı vereceğim gerçekten? Otorite, yani kırılmaz olması mantıklı da değil. Yani kaçmasını istiyorum bunun başı belaya gelince. Yok, kullanmayacağım onu. Binek olarak şu efsanevi bineği sen kullan evlat. Bunu sen al. Aksesuar. Aha, onu kullanmıyormuşum ben. Lan boşuna mı elimizde tutuyoruz? Gücümüz arttı. Direkt ikinci marki olduk. Süper. Süper. Tamam, şimdi taşlar yerine oturdu. Bir rütbe atlayınca şöyle bir puan kazanıyoruz. Bunları da mesela atamaya bir tane verirsem şu sınırı geçiyorum ve %5 karakter tecrübesi ve atama yuvası bir tane kazanıyorum. Karakter maaşları, ticari etki, casuslar. Memnuniyet önemli bence. Şu an kaçtayız? 3'te. 4, 5. 2 tane buna vereyim. Bir seriye daha atlayayım. Sonuçta savaşçı fraksiyonumuz olacak o kadar. Bir tane de casusum olsun ya. Okey. Kahramanlığımız artıyor. Nice. Bir sonraki görev dük seviyesine ulaşmak. Ulaşırız. Ayıp ettim. Dur. Şunlara bakıyordum. Yani şu gereksiz herife gerçekten o silahı vermek istemiyorum ben ya. Şu diğer abiyi çağırdıktan sonra ona vermeyi deneyeyim. Hatta şimdi de vermeyi deneyebilirim. Evet, bu kullanabiliyormuş. Memnuniyeti de artıyor. Zaten yüksek bir memnuniyeti ama. Ha, bunu sen al. Burada fazla bir şeyim yok. Lady bu. Ya anne bak, seni evereceğim bak böyle giderse. Başka yere göndereceğim böyle memnuniyetsiz davranırsan. Ha, bu arada o yeşim zımbırtıyı taktığımız için memnuniyeti arttı birazcık. Tamam. Burada ne var?
donanımlardan bahsediyor galiba yeşil şeyle. Tamamdır. Hala şansölyeden başka bir şey atayamıyoruz. Şansölye atamak da hala mantıksız. İşgal. Şu an manken nasıl gelişmeler? Litpres kazanır. Yıpranma. Tamam. Sen yıpranma işecek misin hala? Niye toparlayamıyorsun kendini ya? Şu an dost topraklardasın halbuki. Neyse, bunlar kendini toparlasın da önemli olan o. This is your last chance. Barış karşılığında deli gibi para veriyor ama yok, işini bitirmeyi tercih edeceğim. This is an insult. O kimin ordusu? Ha, o Han hanedanlığının ordusu önemli değil. O arada gezer oralarda, takılır, saldırmaz ama. Yani en azından gördüğüm kadarıyla saldırmıyorlar. Böyle bilmediğim bir mekanik varsa bilmiyorum. Ah, yine yanlış dışa tıkladım. Dur, gelenlere bir bakmak istiyorum. Param olmadığı için bakamıyorum. Neyse, zaten param yok. -400'deyiz. Onun bir icabına bakmak lazım. Öncelikle şu isyan. Sen şu sınıra kadar gel. Senin yürümeni fazla harcamayalım. Sen şuna bir saldır. Nasıl orta zayiat ya? Nasıl ya? Manyak mısın sen? Ya kendim savaşayım o zaman. Zayiat tahmini orta ne abi? Ha, bunlar kamp vaziyetinde olduğu için öyle bir şey. Tamam, peki. Önemli değil. Çok azlar zaten. Okay. Ama bu var bir. Önümüzdeki bölümde yapalım. Şimdilik bu bölümü burada bitirmenin zamanı geldi. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.